Herkese merhabalar. Herkes bir virüsten bahsediyor. Yok işte virüs geliyormuş, Çin'deymiş, şuymuş, buymuş. Evet, Allah korusun. İnşallah virüs ülkemize gelmez. Gerçekten de dikkat olmamız lazım. Ama daha korkunç bir virüs var. O da tembellik virüsü. Gerçekten hepimizin peşinde ve hiçbir şekilde bizi bırakmıyor. Tonguç, nasıl gidiyor dersler? Hocam sürünüyorum, ne yapayım, okulda sürünüyorum hocam, bir sürü ders falan. Gerçekten de sürünüyoruz, gerçekten de ders çalışmak istemiyoruz, birazcık sıkılıyoruz. Ve bizi bir şekilde bu adaya düşüren, yani tembelliğe sürükleyen oyun dağları, oyalanma dağları, online oyun koyu, muhtemelen canavarı, iyi niyet adası, bir sürü bizi tembelliğe sürükleyen virüs var. Bunlar bizim için esasında birer mikrop. Televizyon, Instagram, sosyal medya, oyunlar, bunlar esas da bizi tembellik virüsüne götüren şeyler. Yani nasıl elimizi yıkamadan dışarı çıktığımızda virüse yakalanabiliriz? Aynı şekilde televizyon izlemek, sosyal medyada fazla vakit kaybetmek de bizi tembellik virüsüne sürüklüyor. Çünkü bunlar bizim beynimizi kemiriyor. Gel, gel, gel diyor Instagram bize. Gel diyor oyunlar bize. Gel diyor televizyon bize. Boş ver ders çalışmayı. Tembellik çok güzel diyor. Şimdi bununla alakalı Eda Aydınlı da ve aynı zamanda sonrasında kimler var? Ece, başka öğrencilerimiz de bir sürü yorum yapmışlar. Ve yorumları okuyalım mesela. Demiş ki, merhaba hocam, ben okuldan eve geliyorum. Sonra ders çalışacağım diyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Sonra yarın düzenli olarak çalışırım diyorum. Sonra yine yarın bir türlü düzenli çalışamıyorum, ne yapabilirim demiş. Tonguç, sen günde kaç soru çözüyorsun? Hocam günde 3 veya 4 soruyu aşmamaya çalışıyorum hocam. Çünkü öbür türlü çok beynim yoruluyor ve gerçekten beyin iflası yaşayabiliyorum hocam. Gerçekten tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Ece'nin yorumuna bakalım. Hocam okuldan çıktıktan sonra kütüphanede 1,5 saat verimli bir şekilde çalışıyorum. İyi, güzel ama eve geldiğimde bir tembellik oluşuyor, çalışamıyorum. Kısacası her gün bir günde en fazla 1,5 saat çalışabiliyorum. Benim gibi olanlar artı birlesin demiş. Dolayısıyla gerçekten de arkadaşlar da arkadaşımızın yorumunu artı bir demiş. Şimdi Tonguç'um, bu sensin. Gerçekten de tam anlamıyla tembelsin. Tembellik konusu hakkında, yani ders çalışma konusu hakkında herhangi bir bilgin var mı Tonguç? Hocam bu konuda çeşitli söylentiler var. Gerçekten de insanlar hakkında çok böyle heyecanlı dedikodular oluşmuş bu konu hakkında. Ne yapacağımızı bilmiyoruz hocam. Gerçekten çok güzel bir bilgin varmış. Tebrik ediyorum seni. Şimdi öncelikle kendimize gelme vakti. Bizi oyalayan şeylerin farkına varma vakti. Hani en başında demiştik ya, şurada bizi oyalayan şeyler vardı. Neydi? İşte bir dolap düzenleyeyim diyoruz. Yok işte bahaneler nehri vardı. Aniden odamı toplama isteği vadisi vardı. Televizyon vardı sürekli. Zenginlerin hayatı, fakirlerin hayatı, zengin kız, fakir olan. Bir sürü bizi oyalayacak şeyler vardı. Muhtemelen kazanamam canavarı vardı. Ama ne olacak ki bilemiyorum denizi vardı. İşte ne bileyim, oyalanma dağlarında oyun dağı vardı. Online oyun koyu vardı. Instagram, sosyal medya, bir sürü bizi oyalayan şeyler vardı. Dolayısıyla bizi oyalayan şeylerin farkına varıp kendimize geleceğiz. Bakın, Paul Waller demiş ki rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Yani uyuyoruz ya, bu uykudan uyanmamız lazım ki rüyaları gerçekleştirelim. Yoksa sadece rüya görürüz. Sadece aman başarılı olacağım diye düşünürüz. Ama uyanmazsak rüyaları gerçekleştiremeyiz. Birincisi ve en önemlisi, motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Ne yapmak istiyoruz? Bunu neden yapmak istiyoruz? Sorularını kendimize soracağız ve kararımızı vereceğiz. Ne yapmak istiyoruz? Takdir almak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Başarılı olmak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? İyi bir liseye girmek istiyoruz. İyi bir üniversiteye girmek istiyoruz. Burs kazanmak istiyoruz. Hiç fark etmez. Ne yapmak istediğimizi belirleyeceğiz ve bunu neden yapmak istediğimizi soracağız kendimize. Artistik olsun diye mi? Yoksa gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Yoksa gerçekten arkadaşlarımız gibi veyahut da bizden önce başarılı olmuş insanlar gibi iyi bir liseye girmek, burs almak, iyi bir üniversiteye girmek, takdir almak mı istiyoruz? Bunun sebebini kendimize sormamız lazım. Yani deli miyiz biz? Niye böyle bir şey istiyoruz? Ve bir liste hazırlamamız gerekiyor. Bu listede yaptıklarımız da olmalı, yapmadıklarımız da. Nedir bu yaptıklarımız, yapmadıklarımız? Birincisi, yaptıklarımızı her madde için bir kural koyacağız. Mesela diyelim ki televizyon izliyorum, dizilerim var. Günde 1 saat Instagram'a giriyorum, 1 saat WhatsApp'a giriyorum. Gruplarım var, WhatsApp grubunda şunları yazışıyorum. İşte günde azıcık bir ders çalışıyorum veya çok ders çalışıyorum. Bunları bir belirleyeceğiz. Bunların içerisinde bize yararlı olanları ve zararlı olanları çıkaracağız. Gerçekten bize yararlı olan bir şey yoksa, mesela diyelim ki haftada mutlaka 3-4 saat oyun oynuyorsak veyahut da haftada en az günde 1 saat sosyal medyada vakit kaybediyorsak, bunu kendimize soracağız. Bana yararlı mı bu ya? Ben bunu yapıyorum ama bunu listeme yazmışım ama bu gerçekten bana yararlı mı diyeceğiz. Ve sonrasında zararları çıkarıp yararları belirledikten sonra günlük bir program oluşturacağız. Yani yapmam gerekenleri uygun zaman dilimlerine böleceğiz. Gün sonunda da hedefimizin ne kadar gerçekleştiğini kontrol edeceğiz. Bakın, bununla alakalı bizim motivasyon ve planlama rehberimiz var. Bunu kendimiz yapabiliriz. Burada yapılanları bakın. Gün gün, pazar, salı, çarşamba, perşembe ne yapabilirim? İşte günler, işte kaynaklar, çalışmam gereken kaynaklar, ders çalışma programları, işte burada motive edici sözler de var ve aynı zamanda bizi hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızla alakalı şeyler de gösteriyor. Bunu alabiliriz ama bunun haricinde kendimiz yapabiliriz bunu. Yapmamız gerekenleri uygun zaman
dilimlerine böleriz. Gün sonunda da hedefimizin ne kadarını gerçekleştirdiğini kontrol edebiliriz. Yani bu kaynaktan da faydalanabiliriz ama kendimiz de bir çalışma programı yapabiliriz. Yapmadıklarım listesinde ise listendeki maddeler için hayatında yer aç. Yani alışkanlık kazan. Yani kitap okumuyorsak, test çözmüyorsak, yazılarımıza yazılı gününden bir gün önce değil de bir hafta öncesinde çalışmıyorsak bunlar bizim yapmadıklarımız. Ve bunlar bizi başarısızlığa götürüyor. Halbuki bizim sözlüğümüzde başarısızlık yok. Biz çok iyi çalışmalıyız Tonguç'um. Öyle değil mi? Mesela şu an anlattıklarımı anlıyor musun Tonguç? Anlattıklarınızın %98.7'sini anladım hocam. Gerçekten çok kendimi çok iyi hissediyorum ve çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konu anlatım. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Çok iyi anlamışsın. Şimdi bak listendeki maddeler için hayatta yarışmalısın Tonguç'um. Alışkanlık kazanmalısın. Hatta Kaizen tekniği var. Hayatına yerleşmek istediğin şeyi günlük bir dakika uygula. Mesela her gün diş fırçalamak mı istiyorsun? Her akşam yatarken diş fırçalamak mı istiyorsun? Gerçekten günlük bir dakikanı buna ayırırsan 30. gün sonunda zaten artık her gün dişini fırçalamak zorunda hissediyorsun. Akşamları yatarken veya sabah kalktığında. Eğer fırçalamazsan dişlerin kamaşıyor böyle yapmam gerekiyor diyorsun. Her akşam yatarken su mu içiyorsun veya her sabah uyandığında su mu içmek istiyorsun? Bunu 30 gün boyunca her sabah uyandığında susuzluk uyanıyor. Mutlaka su içmek istiyorum diyorsun. İşte aynı şekilde ders çalışmakla alakalı veya televizyon izlememekle alakalı veya sosyal medyayı daha kontrollü şekilde kullanmakla alakalı. Yani en başta söylediğimiz şu iğrenç ada yani tembellik adasına düşmemekle alakalı yapmamız gerekenleri eğer belirlersek gerçekten bunu alışkanlık kazanabiliyoruz. Alışkanlık kazanmak zaman gerekiyor. Tekrar gerekiyor ve kararlılık gerekiyor. Kolay değil. Yani bir anda hop diye bir anda alışkanlık kazanamıyoruz. Tembelim diyerek kendimizi kandırmıyoruz ve artık başlıyoruz. Niye? Çünkü rüyaları gerçekleştirmenin en önemli yolu uyanmak. Yapabilecekken pişman olmayıp gerekenleri yapıyoruz ve ileride de inşallah mutlu sona ulaşıyoruz. Gerçekten Tonguç tebrik ediyorum seni. Şimdi de konumuz bitti, videomuz bitti. İnşallah çalışma zamanı başlıyor. Senin çalışacağına inanıyorum. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. İyidir hocam, her şey yolundaydı. Gerçekten de süperdi. Ve ama hala konuyu anladığımı, pekiştirdiğimi sanmıyorum sanki. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden rüyalarını gerçekleştirmek için uyanan arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Hayatınızda tembelliğe yer var mı? Buraya yazabilirsiniz. Sonucun hayatta zaten tembellik bir yaşam stili olduğu için ona sormuyorum bunu. Sizlere soruyorum ne konuda tembellik yapıyorsunuz? Bunu yorumlara cevaplarsanız çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.